Eski futbolculardanım, kadın futbolculardanım. Kadın futbolunun ilk kurulduğu dönemlerde ilk başlayanlardanım. İlk temsilcilerindenim. Amacım futbolun en kırsala kadar ulaşmasını sağlamak. Zor şartlarda olan çocuklara ulaşmak amacım. Tabii bununla birlikte Fatih Karagümrük Futbol Okulu'nu bir ay önce kurduk. Burada biz çalışmalarımız yaptığımız süreçte eğer kız futbolcu yakalarsam, erkek futbolcu yakalarsam altyapılarına getirip denemelerini sağlamak. Ve Türk futboluna kız veya erkek fark etmiyor, futbolcu kazandırmak amacım. İlk başladığımız dönemlerde kadın futbolu seviye olarak alt kademelerdeydi. Fakat yaklaşık 2-3 yıldır kadın futbolunda bir parlama başladı. Bununla birlikte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, şu an Trabzonspor, hatta Süper Lig'in bütün takımlarının kadın futbol takımı kurma olayı başladı. Hatta UEFA tarafından zorunluluk haline getirileceği söyleniyor. Kadın futbolu Avrupa'ya baktığımız zaman gerçekten her şeyde olduğu gibi diyeceğim, gerideyiz. Bu federasyonun maddi bütçe, altyapıya önem vermemesi ve bütçe ayırmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Çocuklar belli bir yaşa kadar belli bir bütçe ayrılsa hem okuluna gidecek hem antrenmanına gidecek. Veya 18 yaşına geldiği zaman lise bittiğinde çocuklar, kız çocukları direkt hayata atılıyor. Belli bir bütçesi olsa, belli bir geliri olsa futbola kendini adayacak, antrenmanlarına çıkacak ve futbolcu olma adayı olacak. Altyapı olmadığı için Türkiye'de kadın futbolunun istenen seviyeye gelmediğini düşünüyorum. Türkiye Kadınlar Ligi'nde bir Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik şampiyonluğu, bir de kupa, Galipleri Kupası finali oynamış bir sporcuyum. Gol kraliçeliğini kovalamış bir golcüyüm ben. Ama bunlar bilinmiyor kadın futbolu olduğu için. Hep erkeklerden gidiyoruz. Aslında baktığımız zaman kariyer olarak Edirne'nin belki de en kariyerli futbolcusuyum. Kadın erkek ayrımı yapılmadığı sürece. Futbol arenasında var olmak istiyorum. Bir yerden başlamam gerekiyordu. Keşan'da olmama rağmen köyümden başladım. Çünkü en güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. Belki keşfedeceğim sporcular vardır. Elinden tutacağım, hatta menajerliğini yapacağım. Kız erkek ayırmadan futbolcu yakalarsam futbol camiasında kazandırmak amacıyla yola çıkıyorum. Amacım bu. Şu anda 51 tane kayıtlı öğrencim var. İnsanlara verdiğin zaman güveni, karşılığını bu şekilde aldım açıkçası. Hatta şunu söyleyeyim. Ben bölgeden sponsor desteği bekliyorum. Kulüpleşmeyi, Keşan'da, İfsal'da kulüplerimiz var. Fakat çocuklar oraya gidemiyorlar. Ulaşım zamanı, ulaşım maddiyatı, zaman ayrılması gibi sebeplerden dolayı neden olmasın? Burada bir kulüpleşmeye gidersek biz de bu bölgenin çocuklarını spora kazandırmış oluruz. Maç yapa yapa çünkü gelişiyorlar. Şimdi ben burada başlıyorum, bu spor okulu. Ama nereye kadar? Eğer bir kulüp olursa hem kız hem erkek takımlarını kurup liglere girmek istiyorum. Normalde biz fazla kızları görmeyiz futbol takımlarında. Niye? Evet. Niye sence? Kızlar futbol sevmez. Kızlar futbol... Ya çoğunlukla oynamayı sevmiyorlar. Neden? Dalga geçiyorlar falan diye herhalde bir korkuları falan vardır. Zaten annelerimiz falan da istemiyor. Hani gelmeyen kızları, isteği olanları bile zorlamıyorlar hani yani. Ben futbolcu olursam hani o zaman görüşürüz dedim. Ve bu takıma geldim işte. Daha önce oynuyor muydun? Daha önce 5. sınıfta başladım oynamaya. Okul takımındaydım. Kız futbol futsal takımında oynuyordum. Öyle. Seviyor musun peki? Çok seviyorum. Hedefin var mı futbolda ilerisi için? Var. İlk ben spor kulübüne, futbol kulübüne gitmek istiyorum. Dum. Geldim yani Karagümrük'e. Sonra şimdiki altyapılara falan girmek istiyorum. Futbolcu olmak istiyorum en yüksek hedefim. Uzman futbolcu falan. Ondan sonra emekliliğimde beden eğitimi öğretmenliği falan düşünüyorum. Ben futbola kendi isteğimle değil yani Emine Hoca'nın bu Karagümrük şeyini başlatacağını gördüm. Babama göstermiştim, ona direkt zaten beni yazdırdı. Futbolu seviyorum. Yani oynuyorum da. Güzel bir oyun. Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. İnşallah gidebilirim altyapılarına falan. Bence kadının kendi el kadının kendi el hamuruyla sahalara çıkması lazım. Bence niye yok? Kendilerine güvenmedikleri için. Kendilerine layık görmedikleri için bence güvense herkes kendi yapabilir bu oyunu. Mesela herkesin kendine göre bir özgüveni olması lazım. Bu oyunu kendine göre tasarlayabilir. Mesela istediği yerde oynayabilir. Arkadaşlarıyla oynaya oynaya kendini geliştirebilir.
diye düşünüyorum açıkçası. Derler ki kızlar futbol sevmez, doğru mu? Yani kız yani çoğu sevmez ama bazıları sevebiliyor gerçekten. Sen seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Ne zamandır oynuyorsun futbol? Birinci sınıftan beri yani. Birinci sınıfta başladım. Çok güzel bir duygu. Yani bir aşkı ifade ediyor bana göre. İleride bir futbolcu olmak istiyorum. Takım var mı aklında peki? Fenerbahçe. Futbol oynamak isteyen ama oynayamayan kızlar için ne dersin? Yani bence onlar kendine güvenmiyor ama yani özgüvenleri olması gerekiyor. Olursa yani her şeyi başarabilirler. Yani gerçekten tavsiye ederim. Burası çok güzel bir alan. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz, hem gelişiyoruz. Yani tavsiye ederim. Hocalarımız zaten çok iyi. Kızlar istemiyor. En çok böyle bebekleri tercih ediyor ama bence futbol daha güzel bir oyun. Bebeklerden daha mı güzel? Evet. Neden? Çünkü hem koşuyoruz, eğleniyoruz. Böyle gururlanıyorum. Böyle bayağı bir şey yapıyorum işte. Mesela ailen seni görüyor. Ne diyorlar senin oynayışını gördükçe senin için? Böyle çok güzelsin. Böyle seni futbol kursuna yazdıralım diyorlar. Sonra da beni burada görüyorlar. Bayağı bir iyi oynadığımı. Ya yani geliştirdim kendimi. Kupalar almak istiyorum, madalyalar almak istiyorum. Güzel olduğu için eğleniyorum. Futbol oynuyor musun sen sürekli? Evet, oynuyorum ablamla. Tavsiye ederim ki gelmeyen arkadaşlarımız katılmalı, eğlenmeliler. Niye futbol? Ya birkaç spor daha denedim. Voleybol, handbol, kaleli yakar top gibi. Ama futbol bir başka. Yani çok sarıyor böyle. Çok değişik bir dal. Hani spor dalı olarak en sevdiğim futbol. Değişik bir aşk veriyor insana. Hani böyle insanı yani çok sarıyor böyle. Futbol aşkıyla doğmuşum sanki. Çünkü ben küçüklüğümden beri 4. sınıfta okulda düzenlenen böyle küçük futbollarda hep oynardım. O zamandan bugüne hani hep bir böyle isteğim vardı. Aileme söyledim. Emine hocamız açınca hemen ailem de kabul etti tabii ki. Hocamız öğretiyor. Paslaşmayı öğrendik. Burada defans olduk. Hani oynamayı burada öğrendik. İleride için bir planlarım var. Fenerbahçe'nin altyapısında spotter oynamak istiyorum. Oradan yani bir milli takımla oynamak isterdim. Futbola başlamak isteyen kızlara şunu demek isterim. Başlamayarak çok şey kaybediyorlar. Çünkü çok değişik bir şey. Yani öğrendikçe insan daha da çok seviyor, alışıyor. Hani çok iyi. Tavsiye ediyorum yani. Gelip burada kendilerini denemeleri lazım. Çok güzel bir şeylere yol açabilirler. Çok güzel bir eğitim alabilirler. Gerçekten yani. Spor şu an çok iyi benim için. Daha iyi ileri hedeflere bakıyorum. O kadar. Pas eksiklerim, şut eksiklerim. Mesela defansı iyi yapamıyordum. Forvet'te daha iyi oluyorum. Futbol benim için hayatım anlamı gibi yani. Futbolun benim için anlamı. Mesela benim hayatım futbol. Futbolu çok seviyorum yani. Futbol bildiğim bağımlılık yaptı bana yani. Çok seviyorum futbolu. Yani hep oynamak istiyordum. Mesela şimdi işte Keşan'daydım ben. Hiç arkadaşım yok diye gitmiyordum ama. Gidiyorlardı ama ben gitmiyordum. Şimdi ayağım açıldı, ben de geldim. Forvet olmak istiyorum. Edirne'deki şeye girmek istiyordum. Beden hocalığına mesela. Koşuya girdim, bakalım şimdi ne olacak. Yani futbolcu olamazsam beden hocası olmayı düşünüyorum. Mesela en çok istediğim takım Barcelona. Bir de Fenerbahçe. Futbolsuz olmaz. Futbol hayatım ya. Sabah öğle akşam futbol. Gelecekte bir tane takımda oynamayı istiyorum. Galatasaray. İlk hayalim Galatasaray. Sonra yüksek bir kulüpler, milli takım hayalim var. Sonra işte yüksek bir takım işte. Burada öğretiyorlar her şeyi. Ben mesela pas iyi veremiyordum. Aradan kaçmayı, nefes kontrolü, her şeyi öğretiyor. Hocamız da çok iyi. Gelmelerini tavsiye ederim yani. Çok güzel bir şey. Oynamak güzel geliyor. Güzel oyuncu olmamı istiyorum. Bir futbolcu olup Galatasaray'ın altyapısında oynamak istiyorum. Daha sonra? Daha sonra büyük kulüplerde. Benim adım Hamza. 7 yaşındayım. Çok iyi oynuyorum. Yağmurlu bir günde antrenmanı iptal etmiştim SS grubunun. Daha sonra telefonuma baktım. Videosu geldi babasından. Antrenman iptal edildiği için sistem olarak evde topla oynuyor ve avizeyi indiriyor. Böyle bir olayımız var. Anneannene avize aldınız mı? Aldınız mı? Alır. Almışlar. Bir avize futbol uğruna feda oldu yani. Şu anda oyununu görseniz altyapı için, geliştirmek için biçilmiş kaftan. Sol ayaklı mısın sen? Ben bu ayak. Bak solak. Bu ayak. Seviyorum. Oynarken fark ettiğim şeyi çok iyi oynadım.
Orta sahada çünkü daha iyi oynuyorum ben. Arkadaşlarımla beraber iyi oynamayı seviyorum. Ya top size yani anlatamam yani öyle güzel bir şey. İlk başta oynaman lazım. Oynamadan futbolcu olamazsın. Peki iyi futbolcu olmak için ne yapmak gerekir? Çalışmak. Çalışmak ve dengeli beslenmek. Günde bir saat çalışıyorum. Avrupa'ya gitmek isterim. Milli futbolda oynamak, milli kaleci olmak isterim. Aşırı seviyorum. Yani bildiğin hayat tarzı oldu benim için. Nasıl söylesem futbol oynamadan bir hayat olmaz yani benim için. Aşırı seviyorum. Şöyle söyleyeyim. Antrenman olmadığı günlerde arkadaşlarımla dışarı çıkıp arkadaşlarımla beraber oynuyorum. Eğer antrenman varsa antrenmanları hiç aksatmadan hep geliyorum. Eğer antrenman o gün yoksa evde kendi başıma topumla oynuyorum. Fenerbahçe'nin altyapısında oynamak isterdim. Futbola gelmeyen arkadaşlarıma ne söylemek isterim? Yani gerçekten tavsiye ederim. Ayak kaslarımızı geliştiriyoruz, hızımızı geliştiriyoruz, kondisyonumuzu geliştiriyoruz, dikkatimizi geliştiriyoruz. Hepsini tavsiye ederim. Çok güzel. Futbol her gün olsa keşke. Hem hızımızı geliştiriyoruz hem kaslarımızı geliştiriyoruz. Çok seviyorum. Her gün gelmeyi istiyorum. Birinci sınıftan beri oynamayı seviyorum. Hep boş günlerinde oynuyorum babamla. Oynamayınca oturuyorum. Futbol oynamayı düşünüyorum. Yani çoğu meslekten daha çok seviyorum onu. Fenerbahçe'de oynamak isterim. Sonra da tabii Avrupa'ya açılmak. Milli takımda da görev almak isterim yani. İşte İngilizceyi bu yüzden bilmek istiyorum. Çok lazım oluyor. Gelecekte inşallah ben de giderim yani. Futbol çok güzel bir şey. Yattığımda futbol oynuyorum. Yani kalktığımda hemen futbola başlamak istiyorum. Evde hep futbol oynuyorum. Akşam hep oynuyorum. Yani arkadaşlarımla hep halı saha gidip oynuyoruz. Futbolsuz olmuyor. Gelecekte Fenerbahçe'de ve milli takımda oynamak istiyorum. Ve Avrupa'ya çıkmak istiyorum. Yani tavsiye ederim gelmeleri için.